İstanbul'da oynanan Kasımpaşa maçında hakem Deniz Çoban'ın verdiği yanlış kararlar sonrasında Çaykur Rizespor iki önemli oyuncusunu Bursa maçı öncesi kırmızı kartlardan dolayı kaybetmişti. Maçın hakeminin maçtan sonra iki takımdan da yaptığı hatalardan dolayı özür dilemesine rağmen özellikle İstanbul medyası Kuveyke üzerinden algı operasyonu başlatmıştı. Başta Erman Toroğlu ve Fatih Altaylı, Kuveyke'nin ceza alması gereken yazılar yazarken Çaykur Rizespor taraftarı algı operasyonuna sert tepki gösterdi. Yükselişin çekilemediğini kaydeden taraftarlar, Bursa maçı öncesi hakem baskı altına alınmak isteniyor, Kuveyke ise karalanmak isteniyor. Buna Rizespor taraftarları asla izin vermez dediler. Esasında Kuveyke Rize'yi alıp götüren bir adam. Onun için de Kuveyke'ye birilerinin tabii ki ayağına karpuz kabuğu koyması normaldir. Evet. Çünkü Kuveyke'nin bizim Kuveyke'ye çok ihtiyacımız var. Bence Kuveyke'ye ceza verilmesine ben de karşıyım. Nereden ama çıkıyor? Rizespor biraz yukarıları gördü diye mi İstanbul'un cesareti? Muhakkak tabii. Yani Türkiye'nin en küçük ilisin, iyi bir takım kurdun. Bu takım ister istemez insanların gözüne batıyor. Battığı için de herkes engellemeye çalışması da normaldir. Vallahi o saydığın adamlar zaten kendilerinin nasıl rahatsız olduklarını tüm medya biliyor, tüm Türkiye. Rizespor bugüne kadar tarihi boyunca ne zaman olumsuzluklar olduğu zaman hepsini üstüne örtmüşler de şimdi ne olmuş bir defa penaltı verildiyse. 90 dakikanın içinde Rize'yi katlet. İki kırmızı kart. Bir tane penaltı düdüğü çal. Bence Rizespor'un davası olması lazım. Bugüne kadar da bu tür ceza nerede görülmüş ben bilmiyorum. Verirlerse tarihi hata yaparlar. Yani Rize'yi kaçlarla aldılar ya. Evet. Ya şimdi bakıldığı zaman hataları arayınca herkes her hafta hakemlerin üzerine oynadığı zaman hakemlerden ses çıkmıyordu. Herkes bağrına basıyordu hatalarını. Ama şimdi Rizespor'da da üst üste gelen hatalarla birlikte bir de kazanma sevinci olunca haliyle biz bütün hatayı sanki Rizespor'a kesilmiş gibi yapmaya başladılar. Ama ona kesinlikle katılmıyorum. Her hakem hata yapar ama bu kadar da Rizespor'un üzerine oynamak olmaz. Öncelikle Erman Toroğlu'nun da zaten Rize'ye karşı bir sempatisi olduğunu da onu da çok iyi biliyoruz. Daha önceki burada yapmış olduğumuz maçlarda da kendilerine çok güzel demeçler verdiğini unutmadık yani. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Öyle bir şeye de katılmıyoruz kesinlikle. Bir algı oluşturulmaya çalışıyoruz. Kesinlikle bunun üzerine de gerekirse Çaykur Rizespor camiası da kulübü de gerekirse gerekli şeyi de vermeye gider, üzerine gider yani. Kesinlikle böyle şeyi de hem bizler kabul etmeyiz taraftar olarak hem de Rizespor kulübü de kesinlikle kabul etmez. Öyle bir hata, bir izlenim olamaz yani. Türkiye'nin şu anda en başarılı takımlarından bir tanesi Çaykur Rizespor. Evet. Çaykur Rizespor olduğu için de tabii artık insanlar üzerimizde oynamaya da başladı. Şimdi Koyaka'da bana göre şu anda Rize'nin değil, Türkiye'nin en iyi forvetlerinden bir tanesi. Zaten sezon son başında da biliyordunuz Galatasaray'da almak istedi ama alamadı. Evet. Şimdi tabii onun başarısını çekemiyorlardır %100. Şimdi Türkiye'de de tek yenilgisiz takım Rizespor olduğu için en iyi forvette bizde olduğu için tabii Koyaköy'ü çekemiyorlar. Ondan dolayı da şey diyorlardır yani üzerinde oyun oynuyorlardır. Bu ceza verilecekse bundan önceki yıllarda Burak Yılmazlar, bunlar da Arif, forvettir, evet. Arifler, işte Hasan Şaşlar bu kadar attılar kendilerinde. Hiç ceza uygulandı mı da şimdi Koyaköy'e uygulanacak? Zaten futbolun içinde böyle şeyler var. Koyaköy'e de biz Rizeli olarak her zaman sahip çıkıyoruz ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Koyaköy de sahipsiz değildir, bunu da bilmelerini isterim. Kendi takımındaki adamları, Melo vardı mesela, her türlü çirkefliği, pisliği yapan bizim oyuncumuzun böyle bir çirkefliği, pisliği de yok. Ona niye böyle algı operasyonu yapmıyorlardı? Melo için niye kötü konuşmuyorlardı? Koyaköy atmış kendini, yok sahtekarlık yapmış. Evet. Hakem çalmasa, yanlış mı, adam ayağına bastı, düştü. Penaltı verdi, atmasa mı onu yani? Yani bir puan orada bıraksak gelsek mi iyi olacaktı yani? Centilmenlik yapsaydı, ben penaltı değil kendi kendime mi düştüm deseydi yani? İki kırmızı kart var. Haklı. İki kırmızı kart, adam geldi tostladı bizimkine, Koray'ınki hepten yalandan yere atıldı yani mesela, onu izledik biz. Zaten kendisi de hakem söyledi bunu, evet. Ve en sonunda bıraktı hakemliği. Evet. Yanlışlıklar olabilir, her insan hata yapabilir ama en sonunda özür de diledi adam. Olabilir yani. Bizim oyuncumuza karşı bakıyorlar güçlü, sağlam, iyi bir oyuncu.
İstanbul altını almaya mı çalışıyorlar? Evet. Bursa baskı yapmaya çalışıyorlar. Bir İstanbul takımında bu Kuveyki olmuş olsa göklere çıkartırlar. Bizde diye şu anda bilmiyorum ne maksatla yapıldığını ben anlamış değilim yani. Şu an hiçbir çirkefliği yok. Taraftar geçmişte hatalara ceza mı verildi de şimdi algı operasyonuna başladılar açıklamasına da yer verdi. Hakem yanlış bir karar vermiştir ve kararının karşılığında özür bırakmıştır. O olay kapanmıştır. Nice yanlış penaltılar, yine yanlış hareketler olduğunda herkese ceza vermeye kalkarsak geçen hafta o zaman Ersan Adem Gülüm'ün 3-4 maç ceza alması lazım. Çünkü hakemin yaptığı hatalar ortada ama bu anlamsız bir şey olur. Öyle size çıkışı mı hazmedemediler? Çıkışı hazmetmek değil. Rize Spor çok çıksa bir yere çıkamaz ama yani evet. Netice itibariyle başarılı olur. Çıkışından daha ziyade kendilerini tatminidir bu. Yani o insanların egolarını tatmin etmesidir. Başka bir şey değil. Fatih Altaylı'nın, Erman Toroğlu'nun ve diğer isimlerin kendi egolarını tatmin etmesidir. Bunlardan onları uyarıyoruz. Yanlış etmesinler. Rize Spor'un üzerine oynamasınlar. Oynayacakları başka şeyler varsa onların üzerine oynasınlar. Okay. Tabii ki Kuveyki şu anda Türkiye'deki en iyi forvet bence. Evet. Bunun üzerine o mecburen oynuyorlar. Çocuğun moralini bozmaya çalışıyorlar. Bu algıya gelmemek lazım. Hiçbir şekilde. Davranmak Rize bu sene şampiyon olacak böyle giderse ama kandırılıp böyle hakemler, medya böyle üstüne giderlerse Rize'nin yine kötü şeyler olacak ama bu sefer olmayacak.